15.197 olduğunu söyleyelim. Hasta sayısı 2.816, vefat sayısı 257. Bugün ne yazık ki 257 vatandaşımız hayatını kaybetti. İyileşen sayısı, bu gerçekten dikkat çekici, 22.203. Niçin dikkat çekici diyoruz? Çünkü dünkü tabloyla şöyle bir mukayese ettiğimizde dünkü tabloda iyileşen sayısının 21.196 olduğunu görüyoruz. 1000 kişiden biraz daha üstte bir iyileşme olduğunu görüyoruz. Düne göre bir mukayese yaptığımızda gerçekten önemli bir rakam. İşte bu rakamlar doğrultusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da önemli bir açıklama yaptı. Aktif hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Elde ettiğimiz kazanımları muhafaza etmek için tedbir ve kısıtlamalara tam uyum şart dedi. Ve şu mesajı verdi. Birlikte üstesinden geleceğiz dedi. Birlikte üstesinden geleceğiz derken tedbir ve kısıtlamalara dikkat çekmesi önemliydi. Dünkü rakamlarla mukayese edelim hemen bir tabloyu. Dün vaka sayısı 14.205'ti. Bugün vaka sayısı 15.197. İyileşen hasta sayısı dün itibariyle 2.806 idi. Bugün hasta sayısı 2.816. Vefat eden vatandaşlarımızın sayısı dün 254'tü. Bugün 257 olarak söyleyebiliriz. Ancak tabii az önce de söylediğimiz dikkat çeken bir unsur var. İyileşen hasta sayısı dün itibariyle 21.196 idi. Bugün iyileşen hasta sayısı 22.203, 1000 kişiye yakın vatandaşımızın iyileştiğini görüyoruz. Bu tablo önemli. Zaten Sağlık Bakanı da bu konuyla ilgili olarak aktif hasta sayısı düşmeye devam ediyor dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ümit varız bundan sonraki gelişmelerden demişti. Gerçekten önemli olduğunu söyleyelim. Şunu bir kez daha vurgulayalım. Tedbirlere uyulduğu sürece rakamlar